Logaritmalı bir fonksiyon olduğu için argüman dediğimiz bu kısmın pozitif olması gerekiyor ki h(x)'teki bu değer tanımlı çıksın. A şıkkından başlayalım. X'e eksi 2 verdiğimiz zaman f eksi 2 ve g eksi 2'yi kontrol ediyoruz. Buraya yazdığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Eksi 1'in sol tarafında da y değeri negatiftir. X ekseninin altındadır. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelir. Bunda bir problem yok. 3 değerine baktığımızda burada f fonksiyonu değer olarak f3 değeri pozitiftir. G3 değerine baktığımızda yine 3 buralarda bir yerde. X ekseninin üzerinde. Bu da pozitiftir. Artı ile artının çarpımı da artıdır. Problem olmaz. 1'e baktığımız zaman 1 değeri 1 artı 1 eksi 6'dan negatiftir. Burası negatif oldu. Buraya baktığımızda 1 için yukarıda bir değer var. Yani pozitiftir. Eksi ile artının çarpımından eksi gelir. Logaritmada argüman eksi olduğu zaman reel sayı çıkmaz, tanımsız olur. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir.